Başbakan Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 9. Ticaret ve Sanayi Şurası'na katıldı. Başbakan Yıldırım, Irak'la Türkiye arasında krize dönen Türk askerinin Başika varlığına ilişkin olarak Irak hükümeti ne söylerse söylesin, bölgedeki IŞİD'le mücadele için bölge yapısının zorla değiştirilmemesi için Türk varlığı orada olmaya devam edecek dedi. Irak hükümetinden anlaşılmaz bir tepki geldiğini görüyoruz. Irak'ta 63 ülkeden askeri unsur var, değerli arkadaşlar. 63 değişik ülkeden. Yeni Zelanda'dan bile var. Yeni Zelanda nere, Irak nere? Şimdi Türkiye ile 350 kilometreden fazla hududu olan ve 30-35 senedir ülkemizin başını ağrıtan PKK terör örgütünün barındığı Irak'ta, Irak merkezi yönetimi bugüne kadar hiçbir tedbir almazken ve 63 değişik ülkeden burada terörle, DAEŞ'le mücadele adıyla askeri unsurlar bulunurken bütün bunları bir kenara bırakıp Türkiye'nin oradaki varlığına takılması abesle iştigaldir. Bunun hiçbir şekilde iyi niyetle izahı yoktur. Irak hükümeti Bağdat ne söylerse söylesin bölgedeki DAEŞ'la mücadele için bölgedeki demografik yapının zorla değiştirilmemesi için Türk varlığı orada kalmaya devam edecek. Bizim amacımız daha fazla insanlık dramının yaşanmaması, daha fazla kan akmaması ve bölgedeki oldu bittilerin önüne geçilmesidir. Konuşmasının devamında Fırat Kalkan Harekatı hakkında bilgi de veren Başbakan Yıldırım, amacın Türkiye'nin hudutlarının güvenliğini sağlamak ve bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal emniyetini teminat altına almak olduğunu açıkladı. Fırat Kalkanı operasyonunu başlattık. Bu operasyonun amacı Türkiye'nin hudutlarının güvenliğini sağlamak ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini teminat altına almaktır. Başbakan Yıldırım konuşmasının sonunda katılımcılara toptan siz sanayicilerden özellikle bir ricam var, bir istirhamım var, cazibe merkezi olarak tanımladığımız 23 ilden oluşan bölgeye yönelik bir hamle başlatmanızı istiyorum dedi. Benim toptan siz sanayicilerden özellikle bir ricam var, bir istirhamım var. Cazibe merkezi olarak tanımladığımız 23 ilden oluşan bölgeye yönelik bir hamle başlatmanızı istiyorum. Bunu istiyorum. Tamam mı başkanım? Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. El eli yıkar, elde döner yüzü yıkar diye bir tabir var. Dolayısıyla o bölgelerde mutlaka pozitif ayrımcılık yapacağız, yatırım yapacağız. Karşılığını biz vereceğiz. Hiç merak etmeyin.